Deprem boyunca kadınların ev içi emeğinin görünür olmadığını zaten şahit oluyorduk ama depremde ev içi emeğin çok daha büyük yükleriyle kadınlara geri döndü. Normalde işte 3-4 kişilik ailelerdeki ev içi emeğin görünür olmadığından yakınırken toplu alanlarda 40-50 kişiye varan bir ev içi emek söz konusu oldu. Ve zaten toplumsal cinsiyet rollerinin eşitsizliği bir yandan çok çarpıcı bir şekilde gündemimizdeyken bir de deprem sonrası emeğimizin yine görünür olmaması da bizim ekstra başka bir gündemimiz oldu. Deprem döneminde de bir sürü şiddet vakaları oldu. Ama zaten normalde de afet olmayan şehirlerde işlemeyen mekanizmalar varken burada ekstra zorluk yaşadılar. Çünkü karakollar biliyorsunuz ki zaten normal dönemde de kadınlar bir başvuruya gittiğinde geri çevirirken şimdi bunun sırası mı oldu deprem onlar için? Yani zaten mekanizmalar hiçbir şekilde işlemiyorken deprem döneminde de şiddetin üçüncü, dördüncü problem olduğu görüşüyle tekrar kadınlar evlere gönderilmeye başlandı. Yani bir günde 8 kadının öldürüldüğü bir ülkeye uyanmak ve bununla baş edebilmek, başa çıkmak büyük bir sorun bizim için. Biz hem kendimiz yaşama tutunmaya çalışırken, yaşam mücadelesi verirken bir başka kız kardeşimizin de bu hayattan koparılmaması için de birlikte mücadele etmek zorundayız. Çünkü bir kişi daha eksilmeyeceğiz dememizin nedeni kadın olmamızdan kaynaklı öldürülme, şiddet, taciz, tecavüze uğramamızın statü farkı yok. Şehir farkı yok, eğitim farkı yok, hiçbir mezhep farkı yok kadına yönelik şiddette. O yüzden de aslında biz kadınlar olarak bütünlüklü bir karşı çıkışta bir başkasının hayat mücadelesine de destek, kendi hayat mücadelemize de destek ve var olacak bütün kadınlara yönelik tehlikelere karşı bir hat örme konusunda irade göstermeliyiz. En üst mahkeme diyor ki kadınlar sadece kendi soy ismini taşıyabilir. Bu yargı paketinin içerisinde şöyle bir madde var. Diyor ki kadınlar sadece kendi soy ismini taşıyamaz. Kadın erkeğin soy ismini taşımak zorunda. Eğer isterse yine yenmedi. 2014'teki maddeyi yeniden hayata geçiriyor. Diyor ki eğer isterse evlenmeden önceki soy ismini eşinin soy isminin öncesinde kullanabilir. Yani geriye götürüyor. Ama bu çok ciddi bir geriye götürme. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nden çıkan karar kadınların mücadelesiyle kazanılmış. Gerçekten bununla ilgili mücadele eden pek çok hukukçu, kadın hakları merkezi, baroların, kadın hareketleri var ve büyük bir mücadele verilmiş bir kere bu emeğe aykırı. Diğer yandan da şu, yani kadının yeniden erkeğin soyadına mahkum edilmesi meselesi var. İktidarın kadına karşı şiddetle mücadele politikalarının tamamı aile odaklı. Kadını tanımladığı bütün, yani kadının adı yok aslında. Yani kadın geçen her yere aile diye bir şey koyuyorlar. Oraya bir sadece kadını aile içerisinde tanımlayan, kadını bütün kişilik haklarını aileye bağlayan, bütün temel haklarını hatta aileye bağlayan bir yaklaşımla oluşturuluyor. Bütün stratejik planlar, bütün yani nasıl ki kadının kendisini, kimliğini tanımadıkları gibi işte az önce Gizem de bahsediyor. Çok yüksek yani her gün bu ülkede kadınlar öldürülüyor. Aylık oranlara baktığımız zaman sayı vermek çok incitici biliyorum ama 40'ı aşan kadın cinayeti var ve bir o kadar da şüpheli kadın ölümü var. Bu şiddet politikalarından korumakla ilgili toplumun ya da erkeğin şiddete yönelmesiyle ilgili önleyici hiçbir tedbir almayarak, hiçbir şey yapmayarak aileyi sadece önceleyerek bir politika geliştiriyor. Sonra da kalkıp diyor ki çocuğun sağlıklı büyümesi için, ailenin yıkılmaması için, işte ailenin tehdit altında olmaması için soyadı kanununu böyle değiştiriyorum diyor. Yani bütün bu çelişkiler zaten gösteriyor ki asıl mesele aile de değil. Aile burada aslında bir ideolojik figür, bir ideolojik metafor olarak da kullanılıyor. Kadını, kimliğini,
kadının bütün değerlerini, yani kendini var ettiği bütün değerleri ortadan kaldırmaya, kadını aile içerisinde mahkum eden, erkeğe bağımlı, köleleştiren bir toplum yaratmak istiyorlar. Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü korkuyorlar. Çünkü kadının değiştiren, dönüştüren gücünden korkuyorlar. Sadece buraya baktığınız zaman son 2 yılda, yani sadece depremden sonrasına bakalım. Buradaki mobilizasyonu sağlayan, temel ihtiyaçları karşılayan, arkadaşımız az önce anlattı, yani hayatı yeniden yaşanılır kılmaya çalışan bütün emeği, çabayı gösteren öncelikli olarak kadın. Kadının emeği, kadının çabası ve bunun adı işte gerçekten görünmeyen emek. Ve bugün bütün bu emek söz konusu olduğunda biz bütün bunları mecliste ya da başka yerlerde konuştuğumuz zaman, mesela Aile Bakanı ya da AKP'li milletvekilleri çıkıyorlar, diyorlar ki şunu yaptık mesela, işte şu yasayı değiştirdik, işte faillerle ilgili şu kadar ceza ya getirdik falan. Böyle açıklamalar yapıyorlar. Meselenin bu olmadığını, yani suç ve cezaya indirgenen bir sistemle bunun çözülmeyeceğini, bunun tamamen patriyarkayla, kapitalist sistemle, Türkçü, Sünni ideolojiyle ilgili olduğunu biz biliyoruz.